tabii hep olur. Yalnız ben size şunu anlatmak istiyorum. Çünkü yıllardır hep aklımda olan, böyle gözlediğim bir olay var. O da şu. Böyle partilerde, her partide böyle bir takım adamlar vardır. Onlar sanki çok büyük bir kitleyi arkalarında tutuyormuş gibi olurlar. Aslında hiçbirinin hiçbir hükmü yoktur, biliyor musunuz? Ama siyasette böyle bir oyun var. Efendim, işte Koray Aydın'ı çekersen örgüt çöker. Çökmez arkadaş. Çökmez. Ne olacak? MHP'den hepsi ayrıldılar. Bak, en dişliler değil mi? MHP'nin oyu gene %10. Yani MHP %30'du da %10'a falan düşmedi. Parti içinde dedikodu ağı kurup, biraz da ilişkiler ağı, hani hem kötü tarafından hem iyi tarafından kurup, arkasında bir kalabalık oluşturanlar bunu sanki bütün kamuoyuymuş gibi anlatmayı pek becerirler. Ve parti yönetimi ya da işte üst genel başkan bunları rahatlıkla yerler. Ya falan alırsak abi hiçbir şey olmaz kardeşim. Senelerce şey oldu. Bak, partiler ne zaman kızıyor biliyor musunuz? Kendileri işin içindeyse ve bunun aksine bir şey oluyoruz. Örneğini vereyim. İstanbul Üsküdar ilçesinde bundan önceki yerel seçimlerde, şimdi ismini hatırlayamayacağım, genç bir avukat. Ön seçim yapıldı. Ön seçimde bayağı farklı bir şekilde bu genç avukat kazandı. Artık herkes bakıyor, diyor ki bu avukat olacak. Ha efendim, ona karşı olanlar var filan ama şimdi ön seçim yapıp da biri seçiliyorsa ondan sonra öbürlerinin maraza çıkarması şey olmaz. En fazla kendi küser ama ona oy verenler bile canım derler ki işte yarışa girildi filan. Fakat ne oldu biliyor musunuz? CHP Genel Merkezi Üsküdar'da artık kesin ön seçimde yapılmış, adil bir şekilde aday göstermek yerine o bir daha sonra ihanet eden bir müftü vardı. Özkese mi? Öyle biri işte. Oradan belediye başkanı adayı gösterdi. Sonra milletvekili yaptılar. Sonra adam işte ihanet etti gitti filan. Şimdi zaten kayıplardı. Onu koydu. O zaman ne oldu biliyor musun? Üsküdar'da CHP'ye oy veren 2-3 bin kişi kızdı ve vermedi. Ve kazanabileceği bir seçim mesela kaybetti. Burada etkili. Ama efendim şimdi isim vermeyeyim. CHP'nin bilmem ne başkanını alırsak abi çok hasar görmüyor ki. Bunu gören bir lider ya da ekibi olursa işler harika olur. Onun için diyorum CHP'deki bütün milletvekillerini ve örgütü feshet, hiçbir kaybı yok, inanın yok. Ben bunu söylediğim zaman bazı yerlerde böyle özellikle örgütteyim diyen, ay canım o kadar da abartma. Sonra bakıyorum hepsi iniyor. Çünkü hakikaten öyle bir güç yok. Hiç kimse de yok. Hiç kimse de yok. Nerede var? AKP'de var. Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan yoksa parti yok çünkü. O farklı bir şey. Ama mesela CHP'yi ben niye birkaç akşamdır burada diyorum ki CHP Türkiye'de cumhuriyetin, demokrasinin, hukuk sisteminin teminatı. Çünkü Kılıçdaroğlu'nu al, beter birini getir, gene ayakta durur. Onu temizlerler bir süre sonra. Ama ayakta durur. Kurumsal bir yapısı var, kökü var. AKP'de Tayyip Erdoğan'ı çektiğin an aynı güçle o partiyi ayakta tutacak hiç kimse yok. Toz duman. Diğer partiler için de öyle. Belki biraz MHP. Belki biraz MHP. Yani MHP'nin genel başkanı şu aralarda değişse belki hatta canlanır bile. Çünkü onun da bir hani artık ideolojisi falan kalmadı. Dünya görüşü nedir bilmiyoruz. Ekonomik görüşü nedir bilmiyoruz. Onlar Tayyip Erdoğan'a endekslendi ama Bahçeli'nin değişmesiyle beraber başka biri gelirse bir de odur. Ne İyi Partisi, ne saadeti, ne şeyi. Hiçbiri bakın ayakta duramaz. Bunlar çünkü o liderler onları tutuyor. Deva'dan Ali Babacan'ı çek. Kim var? Bana ikinci bir isim söylesenize. Ya partili diye 30 tane milletvekilleri var işte toplam. Tanınmış, aa bak bu çok önemlidir, değerlidir falan diyeceğiniz var mı? Yok. En bilinen adamları FETÖ'cülerin bir numarası Saadettin Ergin. Değil mi? Onun için hiç bu şeye ben kamuoyunda da görüyorum. Abi o çok önemli. Nesi önemli ya? Aday yapmadığın zaman hiçbir şey. Çünkü neden? Sonuçta onu destekleyenlerin de bir menfaati var. Bir şey bekliyorlar. E o yoksa arıyor. Ben de olayım diyor. Onlar olduğu gibi başka yere gitmiyorlar. Bu parti yönetimlerini buradan öyle bir baskıya alıyorlar ki efendim örgüt. Ne örgütü ya? Örgüt örgüt yok. İyi talimat verilirse çalışır örgüt. Kendi başına hiçbir şey yapmaz. Ve herhangi biri harcanırsa da peşinden gitmez kardeşim. Gitmedi ya, bak ben 1000 tane adam var ya. Ne oldu kardeşim Muharrem İnce?
ne deniyor? Kurultay toplayacak kadar aslında imzayı buldu ama hileyle, hurdayla yapmadılar. E şimdi kimse gitti mi? Gitmez. Şimdi İmamoğlu, hadi diyorum, bağımsız gir. Bütün İstanbul arkanda. Çekilsin kenara, bak bakalım kaç kişi gidecek. 5 tane adamı vardır. Onlar da işte sosyal medyada, birkaç tane de muhalif medyada yandaş bulurlarsa birkaç gün gürültüsünü çıkarır gider. Şimdi göreceksiniz. Bolu Belediye Başkanı. Ankara'ya yürüyecek de bilmem ne. Görün bakın. Bir kitle oluşturabilecek mi? Yani bir arkada bak, gerçekten bir güç olacak mı? Olmaz. İçeride yaparsam belki. Ama ben böyle yapıyorum falan, atılmış, satılmış, şu olmuş, bu olmuş. Yani bakın, seçim kampanyası hep bunlar da yapıldı. Yani böyle meydana çıkıp bu seccade seccadeye basıyor. Bunlar Müslüman değil. Yani din istismarının hani dibine vuruldu şeyi var ya, işte onlar yapıldı. Yok camiler kapatılacak, türban yasaklanacak, Kur'an yasaklanacak, ezan okunmayacak falan gibi de pek çok insan inandı. Bu seçimde ne deniyordu? Bir oy bir oydur. E işte sen 1.000 kişiyi bu konuda kandırsan bile seçimi etkileyebilir yani. Bunlar yapıldı. Fakat tabii AKP ve bayrak deyince, şimdi bakın, bunlar hep bana çok sahte geliyor. Bayrağımıza hiç dokundurtmayız. Yahu hepiniz hatırlıyorsunuz. Bilmiyorum, bulabilirse arkadaşlar AKP mitinglerinden sonraki görüntüleri. Şimdi AKP işte insanlar geliyor, onların hepsine bayraklar dağıtılıyor, şapkalar veriliyor. İşte Tayyip Erdoğan konuşurken gelincik tarlası gibi böyle herkesin elinde bayraklar salla 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 salla. Sonra miting bitiyor. O bayraklar yerlerde. Herkes üzerine basıyor, gidiyor ve yerde bir bayraktan oluşan, Türk bayrağından oluşan çöp yığını. Mesela bunu bir kere bile müdahale etmediler. Ya arkadaşlar, yani en azından topluma karşı ayıp oluyor. Bu meydanlardan çıkarken en azından bir yer yapılır. Hani bayrakları oraya atın. Bir dahaki mitingde de iyi kalanları kullanırız falan gibi bir şey bile yapma. Ezilsin gitsin. Çünkü neden? Bak görüyorsunuz değil mi? Ya bu bayrağı böyle atmak diye bir şey yok. Şimdi farkı söyleyeceğim. Mesela CHP'nin yaptığı o büyük mitinglerde, İzmir mitingi, Maltepe mitingi, Ankara mitingi, böyle bir manzara hiç yaşanmadı biliyor musunuz? Çünkü mitinge katılanların zaten yarıdan fazlası kendi bayrağıyla geldi. Herkesin bayrağı var. Ve bayrağına sahip çıkıyor. Orada dağıtılan bayrakları da hiç kimse, bakın şuraya bakar mısınız? Çöp yığını halinde. E o zaman samimi gelmiyor işte bana. Bayrak sevgisi, vatanımız, böyle şey vatan için. Neymiş abi? Dolar, bizim vatanımız var, bizim Allah'ımız var. Dolar ne olursa olsun, bilmem ne, paralar, yakmalar filan. Hepsi bana sahte geliyor. Ama etkili oluyor mu? Oluyor. Neden oluyor? E çünkü yani cahilleştirilmiş ve yoksullaştırılmış insanların düşünmeye ihtiyacı yok kardeşim. Ne uğraşacağım ya onunla diyor. Gördüğüne bakıyor işte buradan şu manzaraya. E ne yapalım diyor, toplasınlar diyor. Hani bayraktı filan? Ha, o resmi görüş ama. Evine gittiği zaman bu bayrak bayrak kalmıyor demek ki. Ben çok üzülüyorum biliyor musunuz bu manzaralara? Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın.